Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yaşar Abut, kanalıma hoş geldiniz. Sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün de sizlere ilk defa yapacağım kuru incir sirkesini yapmaya çalışacağım inşallah. Sizlere bunları göstereceğim. Aşamaların nasıl olduğunu sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi malzemelere geçelim. Şimdi burada arkadaşlar 1 kilo kuru incirimiz var. Kuru incirlerimizi küp küp doğradığım şekilde gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir adet de yeşil elmam var. Bunu da küp küp doğradım. Burada gene kavanozumuz. Burada şöyle yarım su bardağı sirkemiz var. Tabi kuru incirimiz tatlı olduğu için pekmez atmaya gerek yok. Şimdi ben bunları kavanoza doldurmaya başlayacağım arkadaşlar. Aynı eski elma sirkesi gibi nasıl oluyorsa, üzüm sirkesi nasıl oluyorsa, armut sirkesi nasıl oluyorsa bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Daha önce biliyorsunuz ayva sirkelerim, armut sirkelerim, alıç sirkelerim, muşmula sirkelerim, armut sirkelerim, ayva sirkelerim, kızılcık sirkelerim mevcuttur. Onların hepsi kanalımda tarifleri var arkadaşlar. Bütün bildiğim meyvelerden çeşit çeşit sirkeler yaptım. Mandalina yaptım, portakal yaptım. Hepsini denedim arkadaşlar. En sonunda şimdi elimde kuru incir var. Ziyan olmasın diye kuru incirden sizler için sirke kuracağım. Aşamaları bittikten sonra size tekrar göstereceğim inşallah. Yaklaşık 2 ayı bulur bu. Evet arkadaşlar. Şimdi incirlerimi dolduruyorum. Araya biraz elma atıyorum. İnşallah bu sirkem de iyi olur. Şifa deposu olur. Bak güzel arkadaşlar, deneyeceğiz. Göreceğiz. Biraz meyve yetersiz gibi geldi ama biraz da fazla olabilir, olsun. Şimdi sirkemizi katıyoruz. Temiz içme suyumuzu. Katıyoruz. Yeteri gelmedi. Ben biraz daha alayım dedim. Biraz kabarma şeyi kalsın. Şu kamerası bir yerim olmuş. Şöyle düzelteyim. Evet. Elmalar yüzüne çıktı. Şimdi bir tatlı kaşıkla karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu sabah akşam günde 2 kere 3 kere yaparsanız iyi olur. Ta ki bütün meyveler dibe çökene kadar her zamanki yaptığımız sirke tariflerindeki gibi arkadaşlar her gün karıştırılacak. Ta ki bütün meyveler dibe oturana kadar, dibe oturduğu zaman biliyorsunuz sirke anası bağlamaya başlıyor işte. Sirke anası bağlayınca kesinlikle hiçbir şekilde oynatmadan kavanozumuzu ağzı bez yardımıyla kapattıktan sonra serin, karanlık bir yerde saklayacağız. Ve her gün takip edeceğiz arkadaşlar. Kef yapar mı bilmiyorum. Bunu kurucu ilk defa yapacağım. Kef yaparsa her zaman her gün kef alıp gerekirse tekrar ince bir tüberle süzerek aşamalara devam edelim arkadaşlar. Ta ki iyice keften kurtulana kadar, kef olursa şayet. Sabır lazım, uğraş lazım, emek lazım. Evet arkadaşlar. Bu kadar yeterli. Şimdi her zamanki gibi temiz bezimizi
şişemizin ağzını kapatıyoruz. Paket lastik şöyle veya bir lastikle bunu bu şekilde sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, şişemiz şu şekilde hazırlandı. Bunu ben her gün karıştıracağım. Aşağı yukarı bir 20 günü bulur. Oradan size detayları da tekrar paylaşırım. Arkadaşlar, bugünlük de bu videomun son bir. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Sizlere yardımcı olursam ne mutlu bana. Ben bunu hobi olarak yaptığım için severek, isteyerek, çok hevesli bir şekilde her türlü meyveden sirke yapmaya uğraşıyorum arkadaşlar. Bir de sizden ricam, videolarımı beğeniyorsanız like atmayı, şu like'ı. Ama hani emoji var ya, like emojisi. O butona basın arkadaşlar. Yazı şeklinde bastığınız zaman like'lar da gözükmüyor. Mutlaka butona basmanız gerekir arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Saygılar sunuyorum. Her şey gönlünüzde olsun. Hayırlı akşamlar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Yeni bir başka bir videolarda görüşmek üzere.